Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sirke tarifi. Elma sirkesi yapacağız bugün sizlerle beraber. Elma sirkemizin hem malzeme listesini paylaşmak hem de yapılışını aktarmak istiyorum. Ben elma sirkem için 5 kilo elma aldım. 5 kilo elmayı yıkadım, kuruladım. Altındaki kök ve çiçek kısımlarını bıçakla ayıkladım. Daha sonra elma dilimi şeklinde dilimleyerek bir kaba hepsini doldurdum. Bu malzeme listemde bu kadar elmaya, 5 kilo elmaya 5 litre de içme suyu kullanacağım. İçme suyunu musluktan doldurmuyoruz. İçmek için hazır olan şişelerden alıyoruz ya da musluk suyunu kaynatıyoruz, soğutuyoruz. Ondan sonra sirke yapımını yapıyoruz. Aynı turşudaki gibi direkt olarak çeşmeden doldurmuyoruz. Elmaları dilimlerken sadece çiçek kısımlarını alalım. Elmaların çekirdeklerini ve çekirdek yuvalarını ayıklamayalım. Bu sirkemiz için çok önemli, çok faydalı. Elmalarımın tamamını doğradıktan sonra 2 ayrı 5'er litrelik kavanoz kullanacağım. Mümkünse ikisinde cam kavanoz kullanmakta fayda var. 5 litrelik suyumu üzerine kapatana kadar dolduracağım. Bunu yapmadan önce toplamda 5 kilo elma için 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 fincan nohut kullanıyorum. Eğer elinizde varsa organik 1 fincan da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Fermantasyon sürecini hızlandıracaktır. Elmanız yoksa da yine bu şekilde yapabilirsiniz. Fermantasyon süreci gerçekleşecektir. Evet, nohutları ve kaya tuzunu, toz şekeri her ikisine paylaştırıyorum. Burada hani toplam malzemeleri söylüyorum, ikiye böleceğim ben. O yüzden burada bir fincan nohut var, hepsini koymadığınız gibi düşünmeyin. Her ikisine paylaştıracağım. Bunları paylaştırdıktan sonra üzerine örtene kadar, bürüyene kadar su ilave edeceğiz. Su ilave ettikten sonra üzerine temiz bir tülbentle tülbent kapatıyoruz. Çünkü oksijen almasını istiyoruz. Oksijen aldığında sirkeleşme süreci hızlanacak. 25 günden sonra her gün karıştıracağız. Elmaların üste gelen kısımları daha çok oksijenden faydalanır. Karıştırmazsak eğer dibinde kalan kısımlar oksijenden faydalanamaz. Sirke işlemi gerçekleşemez. Toplamda 40 gün bekletiyoruz. 25 günden sonra devamlı her gün karıştırıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi üstteki oksijene temas eden yerleri 23 gün boyunca daha iyi sirke oldu. Alt kısımları beyaz kaldı. O yüzden bunu ara sıra karıştıracağız. Bekleteceğimiz ortam çok önemli. Oda sıcaklığında olacak. Üzerinde tülbent olacak. Üzerine tülbentle kapatalım. Çünkü sirke sinekleri gelir. Sirke sinekleri geldiğinizde evinizi sinekler basmasın. Normal bir mutfakta değil de bir balkonunuz varsa ya da sıcak bir kileriniz varsa o şekilde bekletebilirsiniz. Minimum oda sıcaklığında olacak. 20 derece ve üzerinde beklemesi gerekiyor. Dediğim gibi buna uygun bir ortam ayarlarsınız. Varsa balkonunuz, güneş vuran bir yer, o şekilde yapabilirsiniz. Evin içinde küçük sinekler gelebilir, bilginiz olsun. 40 günden sonra sirkemiz bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra artık elmalar beyaz kısımlarını suya bıraktı. Fermantasyon süreci gerçekleşti. Sirke oldu. Sadece kabukları, çekirdekleri, nohutlar kaldı bu suyun içinde. Bunu ben ayıklayacağım. Süzgeç yardımıyla süzüyorum. Daha sonra şişelere, cam şişelere koyacağız. Ağzını kapatacağız. Afiyetle bunları tüketeceğiz. Anadolu'da sirkenin birçok çeşidi yapılıyor. Üzüm, alıç, birçok meyveden sirke oluyor. Ben de zaman içinde bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi benim sirkemin 41. 42. günü bugün. Artık tamamlandı. Tam 42 gün boyunca bekledim bunu sizlerle paylaşabilmek için. Aslında ben her iki güne bir kısa kısa videolarını çekmek istiyordum ama çok bir fark olmuyor. O yüzden 3 aşamalı olarak çektim. İlk yapımını 25 gün sonra ve son halini paylaşmak istedim sizlerle. Bakın çok güzel. Rengi, kokusu, her şeyle bir organik sirke.
Dileyenler evinde bu şekilde yapabilirler. Cilt sağlığı için, yemeklerimiz için, temizlik için birçok konuda kullanabiliyoruz. Özellikle elmanın ve elma sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ve ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada toplamda yaklaşık bir 6-7 litre kadar sirke elde ettim. Onu da aktarmak istiyorum sizlere. Bu malzemelerle 6-7 litre kadar sirkemiz oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla da olsun diliyorum. Sizler ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tarifimi denerken yorumlarınız olursa eğer onları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Mutlu günler diliyorum.